Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kına yeşili yazma üzerine görmüş olduğunuz 4 rengi kullanarak çıtı pıtı çok güzel bir modelim olacak. İplerimin markası Altın Başak, hemen sizlere renk numaralarını söyleyeyim. Yazmamın kendi rengini kullanacağım, 367 numara. Hardal sarısı kullanacağım, 672 numara. Şöyle bir mürdüm rengi kullanacağım, 508 numara. Ve nar çiçeği kullanacağım, 45 numara. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inuyas61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamızı yazmamızın kendi rengiyle geçtik. Şimdi yine aynı renkle devam edelim. Alt kısmını, çimen kısmını yeşille oluşturacağız. Başlangıçtan zürafamızın içerisine ipimizi sabitliyoruz. Şöyle bir tane boş olarak zürafa yapacağım. Tekrar yanına ikinci zürafamı yapıyorum. Ve ikinci zürafamın içinden geriye dönüyorum. Ortalayarak düğümümü attım. Yine zürafamın içerisine batarak şu uzunluk yeterlidir. Şöyle bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden tekrar yukarıya çıktım. Yine pırpırın içerisine batarak minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle ve ipimi en alttaki zürafama bağlayacağım. Şöyle bu şekilde. Bağladıktan sonra 4 tane zürafa ilerletiyorum boş olarak. Şöyle 4 tane zürafa ilerlettim. 5. zürafamı yapıyorum. Aynı şekilde geri döndüm. Ve içerisine pırpırımı yapacağım. Pırpırımın içinden yukarıya çıkıyorum. Ucuna yine bir minik pırpır yapacağım. Ve yan taraftaki en alt kısımdaki zürafama ipimi bağlıyorum, aşağıya indiriyorum. Çok fazla sıkmayacağım, şöyle dik tutarak ipimi bağladım, bakın bu şekilde. Ve devam ediyorum, bu sıralamayla devam edeceğiz hanımlar. Şimdi aynı şekilde 4 tane daha zürafa yapacağım. Beşinci zürafamın içerisine aynı işlemi uygulayacağız.
Evet, bakın hanımlar, böyle devam ediyorum. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım kamera arkasında. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Biraz daha ilerlettim hanımlar. Bu şekilde bakın aralarını. Alt kısmı çok kolay, üst kısmı da yine çok kolay. Hemen şimdi üst kısmını göstereceğim sizlere. Nar çiçeği rengimi kullanacağım. Görüntümüz net olsun. Şöyle 4 tane zürafa bırakmıştım ara kısmında. İkinci zürafama ipimizi sabitliyoruz. Şöyle yakından göstereceğim. Bir yan taraftaki zürafaya geçerek öncelikle şöyle bir yuva oluşturuyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. İpimi sola doğru çekerek şöyle düğümümü attım. 3 tane pırpırım olacak ilk aşamada. Şu boyut yeterlidir. Üçüncü pırpırın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Ucuna minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle elimizle şöyle düzleştirelim. Tekrar yine zürafamın içerisine ipimi bağlıyorum. Ve yanına aynı şekilde iki tane daha pırpır yapıyorum. Buradaki işlemimizi tamamlamış olduk. Bakın şöyle çıtı patı gerçekten çok güzel durdu. Sıralı olarak da göstereceğim hepsini. Şimdi bir tane daha yapalım. İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye yapacağım aynı rengi. Diğer renkleri kullanacağım ara kısımlarda. Yine ikinci zürafama şöyle sabitledim. Karşıya geçerek bir zürafa oluşturuyorum. Gerçekten çok basit bir model hanımlar. Hem çıtı pıtı gösterişli böyle minik model sevenler rahatlıkla yapabilirler. Yine 3 tane pırpırımızı yapalım. Üçüncü pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Tam ortaya düğümümü attım. Yine içerisine batarak minik bir pırpır yapıyorum. Yuvamın içine ipimi bağlıyorum. Yanına aynı şekilde iki tane daha pırpır yapacağım. Aynı şekilde buradaki işlemimizi de tamamladık. Şimdi hemen göstereceğim sizlere. Şöyle elimle düzelteyim. Bakın hanımlar, İki tanesini tamamlamış oldum. Şimdi diğer iki rengimi de kullanacağım. Sıralı halde çok çok güzel duruyor gerçekten. Daha sonra da modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar. Diğer renklerini de attım, bakın gerçekten çok hoş, çok güzel göründüm.
Ben ilk defa yaptım bu modeli ama daha önce çok gördüğüm bir modeldi. Gerçekten yapımı çok zevkli. Tavsiye ederim sizlere. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilirler. Umarım size için faydalı bir video olmuştur ve umarım modelimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.